Avrupa'nın ortasında, hatta tam merkezinde denebilecek muhteşem bir ülke var. Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak size gerçek anlamda ortaçağ atmosferi yaşatan bir ülke burası. Burası elbette Çekya ve diğer adıyla Çek Cumhuriyeti. Denize herhangi bir kıyısı olmayan, pek çok Avrupa ülkesine komşu olan yaklaşık 11 milyon kişilik nüfusa sahip bir yer. Ülkenin batısında en gelişmiş Avrupa ülkelerinden olan Almanya varken, güneyinde Slovakya ve Avusturya var. Kuzey sınırlarındaysa Polonya, Çek Cumhuriyeti'ne komşu durumda. Bunun yanı sıra ülkenin sadece 78 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olması, Çek Cumhuriyeti'ni ve özellikle başkentlerini gezmeyi daha kolay hale getiriyor. Örneğin ülkenin başkenti hemen hepimizin bildiği Prag şehri. Başkenti biraz tanımak gerekirse, Prag, ülkenin kuzey iç kesiminde bulunuyor ve Çek Cumhuriyeti'ne gelen hemen herkesin ilk uğradığı yer desek yanlış olmaz. Denize bir kıyısı olmayan şehirlerin genellikle nehir kenarlarında kurulduğunu pek çok kez gördük. İşte Prag da bu şehirlerden bir tanesi ve ortasından nehir geçiyor. Nehrin ismi Vltava Nehri ve 430 kilometre uzunluğunda bu nehir, güneyden kuzeye doğru yani ters yönde akmasıyla bilinen nadir nehirlerden bir tanesi. Çekler bu nehrin etrafına öylesine güzel bir başkent kurmuş ki, şehre tepeden bakınca binalar, nehir ve yeşil arazinin birleşimi sanatsal bir tablo eserini andırıyor. Prag'da hayatın daha çok nehrin doğu tarafına aktığını söyleyebiliriz. Hem Old Town bölgesi, hem ulusal müzeler, hem de dans eden ev nehrin doğu kesiminde yer alıyor. Batı kesiminde daha çok iş ofisleri ve yerel yaşama dair konutlar mevcut. Örneğin Prag, numaralarla Prag 1, Prag 2, Prag 5 gibi bölgelere ayrılmış ve Prag'ın bir ucundan diğer ucuna sadece birkaç dakika içerisinde metroyla rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Hangi metro hattına binerseniz binin, metrolarda aşırı bir kalabalık durum söz konusu değil. 10 dakikada bir istediğiniz hatta metro geliyor ve rahat, hızlı bir ulaşım gerçekleştirebiliyorsunuz. Metrolarda yürüyen merdivenlerde sol tarafta değil, sağda beklemenizi öneririm. Çünkü arkanızdan gelen, acelesi olan birileri metronun sol tarafından hızlıca ilerlemek isteyebiliyorlar. Bazısı hızlıca metroya girmek istiyorken, bazıları da hızlıca beklemeden metrodan çıkıp gitmek istiyor. Bu nedenle metronun sol tarafını işgal etmenizi kabalık ve bilinçsizlik olarak görüyorlar. Ayrıca Avrupa ülkelerinin çoğunda metrolarda biletli turnike sistemi göremezsiniz. Fakat metroları kullanabilmek için yine de girişteki cihazlardan bilet almalısınız. Ancak endişelenmeyin, ulaşım bir Avrupa şehrine göre gayet ucuz. Çekler kendi para birimleri olan Çek kronu kullanıyorlar ve 20 krona bir metro bileti alabiliyorsunuz. 20 Çek parası da 1 eurodan daha az bir miktarı ifade ediyor. Örneğin 100 Çek parası 4 euroya karşılık geliyor. Metroları biletsiz kullanırsanız ve bir güvenlik görevlisine denk gelirseniz 50 euroyu bulan bir cezaya maruz kalabilirsiniz. Bu da muhtemelen gözlerinizin dolmasına sebep olacaktır. Metro haricinde başkent Prag'ı gezmek için taksiler de tercih ediliyor, ancak taksi konusunda dikkatli olmalısınız. Çek Cumhuriyeti'nde hem Uber hem de diğer taksi firmaları faaliyet gösteriyor. Fakat bir kuruma bağlı olmayan taksiler size fahiş tutarlar söyleyebiliyorlar. Örneğin havaalanından şehir merkezine bilinmeyen bir taksiyle giderseniz ödeyeceğiniz tutar minimum 50 euro civarında olacaktır. Ortalama 15 kilometrelik bir yol için sizden 50 euro üzerinde bir fiyat talep ediyorlar. Bu taksilerin sürücüleri ise genellikle Güney Asya milletlerinden Avrupa'ya çalışmak için gelen kimseleri kapsıyor. O nedenle bir taksiye binerken ilk önce gideceğiniz yer hakkında fiyat almalı ya da Uber gibi ucuz, güvenilir taksileri tercih etmelisiniz. Başkent Prag'da şehir içinde en çok kullanılan ucuz ulaşım yöntemlerinden bir diğeri ise elbette tramvaylardan oluşuyor. Tramvaylar Avrupa ülkelerinde ulaşımın kalbini oluşturuyor desek yeridir. Prag'da da Çekler hemen her sokağa tramvay rayları inşa etmişler. İnsanlar hem nehrin karşılıklı bölgelerine hem de daha kısa mesafeler için tramvaylarla çok rahat ve ucuz şekilde yol alabiliyorlar. Üstelik tramvayların bir noktadan geçiş sıklıkları da oldukça fazla.
Bu tramvay hatları nedeniyle şehrin pek çok yerinde tepelerde kablo bağlantıları mevcut. Ancak bu kablo bağlantıları gayet modern şekilde dizayn edilmiş ve başınızı yukarıya kaldırdığınızda gözünüzü yormuyor. Tramvayların şehir içinde otomobille beraber trafiğe çıkıyor olması geçiş üstünlüğünü de tramvaylara veriyor. Eğer Çek Cumhuriyeti'nde araç kullanacaksanız tramvaylarla karşılaştığınızda onların yoluna engel olmamalı ve önlerinden çekilmelisiniz. İnsanlar tramvay duraklarında beklerkense vakitlerini kitap okumakla değerlendirebiliyor ki bu durum Çeklerin eğitim seviyeleri hakkında fikir edinmenizi sağlıyor. Çekya'da bildiğiniz üzere insanlar kendi dillerini yani Çek dilini konuşmaktalar. Slovakça ile büyük benzerlikler taşıyan Çek dilinin dünyada öğrenilmesi zor olan dillerden biri olduğu söylenir. Eğitim bakımından güncel istatistiklere şöyle bir göz atarsak, istatistikler Çek Cumhuriyeti'ndeki toplam nüfusun %90'ının orta öğretim yani lise eğitimlerini tamamlamış olduğunu, toplam nüfusun %99'luk oranınınsa okuma yazma bildiğini söylüyor. Yani bu durum onları Avrupa'nın ve dünyanın eğitim seviyesi en yüksek ülkeleri arasına sokmayı başarıyor. Diğer yandan Prag'daki mimarilerin bu denli korunmuş olması, buranın yakın geçmişteki dünya savaşlarında hasar almadığına işaret ediyor. Adımınızı attığınız her köşe başında farklı türden ihtişamlı mimariler ve bir o kadar modern görünümlü insanlar karşınıza çıkıyor. Çeklerin yüzlerine baktığınızda genellikle beyaz tenli, renkli gözlü insan profilleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu insanların atalarının geçmişte bu coğrafyada yaşamış olan Keltlerin, Cermen toplumların ve Güney Slav milletlerinin bileşiminden meydana geldiği söylenir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ise Çekler Slovaklarla birleşerek Çekoslovakya Devleti'ni kurdular. 1992 yılında ise Slovakya kendi egemenliğini eline almak istedi ve ülke barışçıl şekilde ikiye bölündü. Bugünkü Çek Devleti 1 Ocak 1993 yılından itibaren Çek Cumhuriyeti olarak biliniyor ve ülke 1999'da NATO'ya, 2004 yılında ise Avrupa Birliği'ne girdi. Ayrıca Çeklerin güzel de bir bayrağı var. Kırmızı, mavi ve beyaz renklerden oluşuyor. Aslında bu bayrağın ilk hali yatay olarak beyaz ve kırmızı şeritlerden oluşuyordu. Polonya bayrağının aynısı olan o bayrak zamanla geliştirildi ve soldan gelen mavi bir kama deseni bayrağa eklendi. Eklenen mavinin Slavları ve Moravya'yı temsil ettiği söylendi. Bu bayrak sonradan Çekoslovakya'nın da bayrağı oldu. Slovakya Çeklerden ayrılınca bu bayrak tekrar kullanılmayacaktı ancak günümüzde Çek Cumhuriyeti o bayrağı yeniden Çeklerin bayrağı olarak ülkelerine adadılar. Bayraktaki renklerin dürüstlük, sadakat, adalet, barış gibi çeşitli anlamları bulunuyor. Günümüzde Çek Cumhuriyeti'ne gitmek isterseniz, taksi haricindeki bazı konulara dikkat etmeniz de sizin için iyi olacaktır. Örneğin havaalanından euronuzu Çek parasına bozdurursanız büyük bir hata edersiniz. Çünkü olması gerekenin çok altında bir kurdan döviz bozuyorlar. Bunu sadece havaalanındaki döviz ofisleri değil, Prag'daki onlarca para bozdurma ofisleri de yapıyor. Tabelalarına %0 komisyon yazıyorlar ve sizi cezbetmeye çalışıyorlar. Ancak paranızı verdiğinizde pişman olmanıza sebep olabiliyorlar. Örneğin 100 euro şu an 2500 Çek kronu yapıyor. Ancak siz 100 euro bozdurduğunuzda size 2100 veya 2200 Çek kronu veriyorlar. Yani aradaki 300 ile 400 kron farktan ortalama 12 ile 15 euro arasında bir zararınız oluyor ve paranızı eritmiş oluyorsunuz. Eğer döviz ofislerine değil de ATM'lerden para bozdurma düşüncesine girerseniz, Euronet gibi firmalara ait ATM'lerin de tıpkı döviz ofisleri gibi size çok kötü oranlar vereceklerini göreceksiniz. Sonuç olarak Avrupa'nın ortasında bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin Euro değil de kendi para birimini kullanmayı tercih etmesi, oraya giden insanların ceplerindeki parayı ATM ve döviz bozdurma ofislerine kaptırmasına sebep oluyor. Para bozdurmanın yanı sıra Avrupa ülkelerinde yaz aylarında bile havalar güven vermiyor. Kuzey yarımkürede yazın en sıcak ve güneşli geçtiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bile Çek Cumhuriyeti benzeri ülkelerde hava yağmurlu ve soğuk olabiliyor. Bundan dolayıdır ki yaz mevsimi olduğunu düşündüğünüz bir zaman diliminde Çek Cumhuriyeti'ne giderseniz tıpkı buradaki insanlarda gördüğünüz gibi yerel halkın uzun kollu kıyafetler giydiklerine şahit olabilirsiniz.
Çünkü hava sadece soğuk olmakla kalmıyor, aynı zamanda beklenmedik bir anda yağmur yağmasına da denk gelebiliyorsunuz. Bu sebeple Avrupalılar ülkelerindeki deniz eksikliğinden veya dengesiz hava koşullarından ötürü yaz aylarında Yunanistan, Türkiye gibi mevsimlerin daha tutarlı, sıcak havaların seyrettiği ülkelere tatil yapmaya giderler. Çek Cumhuriyeti'ne yerleşip başlangıç için iş problemi yaşayanlarsa Wolt gibi firmalarda kuryelik yapıyorlar. Çek Cumhuriyeti'nde kuryeler sıklıkla bisikletle taşımacılık yapıyorlar. Bu mavi çantalı kuryeler aylık 1000 euro civarında bir gelir elde etmekteler ve Prag'ın her yerinde karşınıza çıkabiliyorlar. Bugün ülkede haftalık 40 saat çalışan bir insanın aylık minimum geliri 19 bin kron kadar, yani bu da 750 euro civarına denk geliyor. Ancak bir takım yerel araştırma şirketlerinin ülkeleri için yaptıkları araştırmalarda ortalama brüt maaşların aylık 40 bin kronları rahatlıkla bulabildiğini görüyoruz. Bu tutarın euro karşılığı yaklaşık 1600 euro yapıyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki ortalama bir birey için gelir vergilerinin %15'lerden %23'lere kadar çıkabildiği düşünülürse, ülkede belli bir meslekte uzman olan kişilerin bile net olarak sadece 2000 ile 3000 euro kadar kazanabildiğini öngörebiliriz. Bu tutarlar yaşamakta olduğunuz ülkenin para birimine çevrildiğinde sizi oldukça cezbedebilir. Ancak Çek Cumhuriyeti'nde kazanıp yine Çek Cumhuriyeti'nde harcayan bir insan için hayatı fazla lüks ve şatafatlı yaşadıklarını söyleyemeyiz. Örneğin Prag'daki güncel apartman dairelerinin aylık kiralarına göz atalım. Şayet siz bir dairede birden fazla insanla oda paylaşımlı şekilde kalırsanız 8000 kron, yani 300 euro bandında bir kira ücretiyle konaklamanızı ucuza getirebilirsiniz. Ancak 40 metrekare üzeri bir veya iki odalı bir dairenin tamamını kiralamak isterseniz ödeyeceğiniz aylık tutarlar 25 bin kronları çok rahat buluyor ki o da aylık 1000 eurolara yakın bir parayı konaklama için vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Bu anlamda söyleyebiliriz ki Prag ucuz bir ülke değil. Burası her ne kadar diğer Avrupa ülkelerinin yanında daha uygun fiyatlara sahip olsa da Çekya'da ufak bir dairenin tamamını kiralamak maaşınızın yarısını çok rahat götürebilir. Yani oradaki insanlar yüz siması ve fiziksel olarak her ne kadar pozitif, mutlu görünseler de ekonomik kaygılara göre yaşıyor olabilirler. Yine de herhangi biriyle göz teması kurduğunuzda tanışmıyor olsalar bile size selam vermekten, kameranıza poz verip gülümsemekten geri durmuyorlar. Ayrıca 25 yaşın altındaki çoğu gencin bolca dövmeli olması da ayrı bir detaya işaret ediyor. Çekyalı gençler marjinal, sıra dışı görünümlere sahip olmayı seviyor gibiler. Sokakta yürürken neredeyse her 5 insandan birinde bir dövme görmeniz büyük bir olasılıkta seyrediyor. Onlar kendilerini bu şekilde özgür hissediyor olabilirler. Sonuçta Çekya hemen her şeyin serbest bırakıldığı, insanların yaşamlarına müdahale edilmediği bir ülke. Burada insanlar kumar oynayabiliyor, ot içebiliyor ve vücutlarına istedikleri şekli verebiliyorlar. Hatta yollarda insanların dönüp bir daha baktığı garip garip değişik giyinenler bile var. Ülkeyle alakalı şöyle de bir gerçeklik var ki Çek Cumhuriyeti hem dünyadaki hem de Avrupa ülkeleri arasındaki en ateist ülkelerin başında geliyor. Kimi araştırmalara göre ülkedeki 16 ila 29 yaş arası gençlerin %91'i ateist ve bu oran Estonya ve İsveç gibi ülkelerin oranından bile daha fazla. Bazı araştırmalarsa Çek Cumhuriyeti'ndeki toplam nüfusun %40'ının bir yaratıcıya hiçbir şekilde inanmadığını gösteriyor. Geri kalan yüzdelik kesimse %30'luk kadarı dini inancını kamuoyuna açıkça belirtmiyor ve dini konuları konuşmak istemiyorlar. İnançlılarsa çoğunlukla Hristiyan ve Katoliktirler. Çeklerin bu kadar dinsiz ve inançsız olmalarının altındaki sebebi pek çok kişi geçmişte Çekoslovakya'nın Sovyetler tarafından işgal edildikten sonra komünist rejimin etkilerine bağlıyor. Hatırlayın yine benzer coğrafyada komünist rejimin baskın olduğu Arnavutluk gibi ülkelerde de liderleri, dini inançları ve kiliseleri yasaklamışlardı. Çekya'da da insanlar o dönemde dinden uzaklaştırıldılar. Yıllar içerisinde bu durum Çek toplumunda bir alışkanlık ve hayat felsefesi haline geldi ve insanlar dinden kopuk, inançsız bir yaşam sürmeyi tercih ettiler. Bu durum günümüzde yeni kuşaklara da aktarıldı ve ülkede dini bir baskınlık yok. Bu nedenle Çekyalı bir insanı dini değerler üzerinden elde etmeniz, din üzerinden onların üzerinde hakimiyet kurmanız ağzınızla sinek yakalamaktan daha zordur.